Yani özellikle depremle birlikte ortaya çıkan tartışmalarda ve açığa çıkan iktidar ve devlet gerçeği bizi bir kez daha devletin ve iktidarın sadece Türkiye'ye mahsus bir şey değil, devletin ve iktidarın emekçiler üzerinde, toplum üzerinde, halklar üzerinde aslında bir yük olduğu gerçeğini tekrardan ortaya çıkardı. Üretici güçlerin, emekçilerin, toplumun aslında üretimlerinin artı değerini gasp eden bir sermaye ve iktidar birikim modeli olduğu ortaya çıktı. Deprem bunu aslında bu gerçeği tekrardan gözler önüne serdi. Aslında bir tarihsel hatırlatmayla da bunu açıklamak mümkün. Erdoğan yıllar önce yanlış hatırlamıyorsam 2008'de elimizdeki tek petrol kuyusu vergidir demişti. Aslında bu deprem günlerinde elimizdeki tek petrol kuyusunun vergi olduğu gerçeği tekrardan açığa çıktı. Aslında biz AKP-MHP iktidarı dönemini zaten özel bir yere konumlandırıyoruz. Yani devletin sınırları, devletin keyfiliği aslında toplumun, insanların, yurttaşların demokratik ve özgür yaşamıyla sınırlandırılmalı. Elbette ki devlet teorisi tartışmasına girmeyeceğiz ama özel olarak ortaya çıkan yalın gerçek artık günümüzde şu: AKP iktidarı döneminde iktidar ve devlet aygıtı, toplum karşıtı, toplum dışı kendisini var etmiş ve bu yönüyle de topluma yabancılaşmış bir aygıt haline geldi. Aslında toplum düşmanı, halk düşmanı bir aygıt haline geldi. Yani deprem vergileri sadece deprem vergileri değil. Yani sonuç itibariyle yurttaşlar, üretimin içerisinde olan yurttaşlardan sürekli vergiler alınıyor ve bu vergiler özellikle AKP döneminde nereye gitti diye soracak olursak bizim için çok net. Türkiye'de eskiden klasik bir söz vardı işte. Ödediğiniz devlete ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak geri döner denirdi. Ama bugün itibariyle AKP iktidarı döneminde artık yol, su, elektrik olarak da geri dönmesini bir yana bırakalım. Kendi vakıflarına, TÜGVA gibi vakıflarına, yine kendi müteahhitlerine, kendi yandaşlarına, kendi ihale komisyonlarına, kendi makam araçlarına, kendi kurumlarına dönük bir haksız zenginleşmenin aracı haline getirildi. Yani bugün itibariyle eğer bir Diyanet İşleri Kurumu'nun başkanının altındaki aracın milyonlarla ifade edildiği gerçeğinden hareket edeceksek çok yalın bir gerçek var artık. Yani bu vergilerin nereye gittiği de ortaya çıkıyor. Belki de yani toplumun, halkın üretimini gasp etmiş bu iktidar aygıtının artık toplumun üstünde, halkın üstünde yük olduğunu, asalak olduğunu, asalaklaştığını söylemek zorundayız. Aslında bu iktidar bu yönüyle de asalaklaşmış, topluma yük bir iktidardır. Yani insanların, on binlerin, yüz binlerin hayatının söz konusu olduğu bir yerde bile sadece Kızılay çadırlarının işte ahbap denilen kuruluşa satılması gerçeği bile bunun yalın, bu somut durumun tespiti artık. Yani bu ya zaten bu vergilerin çoğunun nereye harcandığını zaten bütün kamuoyu bizler de biliyoruz. Yani özellikle depremin hemen ikinci gününde Rojava'ya dönük hava saldırısının yapılması bile aslında sizin dediğiniz sorunun cevabını kendiliğinden veriyor. Yani aslında bir ulus devlet gerçeği, devletçi ve iktidarcı anlayış üzerinden de çok rahatlıkla şunu ifade etmek zorundayız. Yani halktan toplanan vergiler, üretici güçlerin elinden alınan, artı değer olarak gasp edilen bütün şeyler, birikimler, sermaye birikimleri halk karşıtı, toplum karşıtı politikaların hizmetinde sunuluyor. Yani bugün itibariyle aslında biz devleti, yani Türkiye'deki aslında bütün devletler için geçerli ama Türkiye devletçi ve iktidarcı gelenek bağlamında çok özel bir yere oturuyor. Özellikle AKP yıllarında çok özel bir yere oturuyor. Yani biz ulus devlet mantığını, ulus devlet olgusunun şiddet örgütü olarak değerlendirdik. Yani kendisini şiddet örgütü olarak topluma dayatmasının temelinde de toplumun, emekçilerin sömürülmesi amacı yatıyor. Bu bizim için çok yalın bir gerçek ve aslında yani toplumu bir arada tutmak, güvenlik politikaları üzerinden rızasını almanın temel amacı da aslında kendi gasp rejimlerinin, talan rejimlerinin, sömürü rejimlerinin üstünü örtme amaçtı. Yani bugün eğer yüz binlerce, milyonlarca insanın aslında bir bütün olarak bütün Türkiye'deki 85 milyonun hayatının alt üst olduğu, travmatik günlerden geçtiği bir dönemde hala savaş politikalarının kendisinden bile taviz vermemek bir yönüyle Kürt karşıtlığı, Kürt düşmanlığı olarak tariflenebilir ama Kürt düşmanlığı ve Kürt karşıtlığı üzerinden Türkiye toplumunun gerçek sorunlarıyla yüzleşmesinin önüne geçmek isteniyor. Aslında bu gerçek,
Yani toplumun devlet gerçeğiyle, iktidar gerçekliğiyle hesaplaşması, bu gerçekle yüzleşmesinin önüne geçmek için ne yapılıyor? İşte bir savaş politikasıyla, savaşı coğrafyanın her tarafına yayarak aslında sorunların, gerçek sorunların üstü örtülmeye çalışılıyor. Biz yıllarca hep onu söyledik zaten. Yani Kürt meselesinde dayatılan, Kürt halkına dayatılan savaşın kendisi Türkiye'deki iktidarların toplumun gerçek sorunlarıyla yüzleşmesinin önüne geçme amacıdır. Yani bu vergilerin hem savaşa, hem güvenlik politikalarına, hem kendi yandaşlarına, kendi sermayelerine akıtılması üzerinden toplumun artık şu çığlığı, şu sloganı hep birlikte atması lazım. Aslında yıllar önce Marx da bunun tespitini yapmıştı. Vatandaşın birinci görevi vergi vermeyi reddetmek olmalıdır demişti. Bugün Türkiye gerçekliğinde, yani bu kadar toplum aleyhine çalışan bir iktidar karşısında, onun yandaş, tekelci, oligarşik sermayesi karşısında toplumun yükselteceği tek slogan hükümet istifa. Ama bunun yanında artık ben kendisini ayakta tutmak isteyen bu yapı, toplum düşmanı, halk düşmanı bu yapıya, bu iktidar var olduğu sürece vergimi ödemeyeceğim. Aslında bu aynı zamanda bizim demokratik toplum önermemizin ve aslında yurttaşlık bilincimizin, özgür yaşam formumuzun da bir slogan haline getirilmeli. Aslında bugün itibariyle belki de bütün toplumsal muhalefetin yükselteceği sloganlardan biri hükümet istifa iken, öbürü de bu hükümet ayakta kaldığı, iktidarda kaldığı sürece ben bu hükümete vergimi ödemeyeceğim olmalı. Yani bir sivil itaatsizlik eylemini buralardan geliştirmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Hani devlet bizim açımızdan yani Tanrı'nın yeryüzüne inmiş halidir diyoruz. Kendisini bir dinlerde olduğu gibi ezel ve ebed olarak sunuyor, sorgulanmaz kılıyor. Aslında insanların, halkların, toplumun zihninde devlet ezel ve ebeddir. Doğmamış ve doğrulmamıştır, sorgulanmazdır, babadır, erildir, erkektir, şiddet örgütüdür. Kendisini sürekli aslında bu başlıklar, zihniyet kalıpları ve politik argümanlar üzerinden kendisini ayakta tutmaya çalışır. Deprem gibi kaotik ve kriz dönemlerde toplum elbette ki bütün bu yerleşik şeyleri sorgulayacak. Aslında devlet yok değil, devlet var. Ama devlet toplum için yok, halk için yok, kendisi için var, kendi iktidarının sürekliliği için var. Yani 13 ilde, yani depremden etkilenen 13 ilde eğer devletten önce yurttaşları varsa, sivil toplum varsa, dayanışma ağları varsa, yardımlaşma ağları varsa, yani toplumun kendisi varsa, bu aynı zamanda AKP-MHP iktidarının topluma ne kadar yabancılaştığını da göstergesi. Aslında topluma ne kadar düşman olduğunu da göstergesi. Aslında devlet var. Yani devlet şöyle var deprem alanında, işte kolluk gücüyle var, askeri gücüyle var, silahlı gücüyle var. Yani biz bunu Hatay'da gördük. Çok net. Yani bir savaş alanındasınız sanki, bir işgal alanındasınız sanki. İnsanlar yurdun, hatta dünyanın dört bir tarafından depremzedelerle dayanışmak için gelen insanların dışında devletin varlığı enkazların çevresinde sözde güvenlik adı altında toplumu sindirmek için var, korkutmak için var, yıldırmak için var, göçertmek için var, insanları çaresiz bırakarak göçertmek için var. İşte Pazarcık'taki kayyumun kendisi bile. Bakın bu da AKP'nin, AKP saray iktidarının en temel özelliği o. Yani kendi toplumsal meşruiyet zeminini zayıflatacak her şeye, her girişime, her oluşuma karşıdır. Şimdi kullanarak saldırmasının nedeni de odur. Çünkü bilmektedir. Toplum kendisinin önüne geçmiştir. Toplumun dayanışma bilinci, dayanışma ağları, tarihsel toplum geleneklerinden, doğal toplum özelliklerinden getirdiği hafıza, birikim ve yetenekler, yani bu iktidarın çok çok önündedir ve bunu gördükçe saldırganlaşmaktadır. Bunu gördükçe öfkelenmektedir. Bunu gördükçe tahammülsüzleşmektedir. Yani bu deprem günleri bize bir kez daha şunu gösterdi. Toplumun, halkın, insanların dayanışma bilinci, örgütlenme kapasitesi, yine insani, vicdani, ahlaki refleksleri iktidar ve devlet aygıtlarından daha öndedir, daha yüksektir, daha derindir, daha yaygındır. Biz bir kez daha şunu gördük. Yani Türkiye'de yaklaşık 20 yıl, totalde 100 yıl ama özelde 20 yıldır kuşatılmış, her türlü değeri gasp edilmeye çalışılan, teslim alınmaya çalışılan bir toplum tanımı yapıyorduk. Ama toplum tekrardan, halklar tekrardan bütün bu kuşatmaya rağmen kendi öz değerlerini, demokratik değerlerini, özgürlükçü değerlerini, dayanışma değerlerini, yani dayanışma değerlerinin ne kadar canlı olduğunu tekrardan gösterdi. Aslında AKP iktidarının, Erdoğan'ın öfkesinin en temel nedeni de bu.
Yani teslim aldığını düşündüğü toplumun özgürlük ve dayanışma bilincinin ne kadar gelişkin, yaygın ve güçlü olduğunu gördü. Aslında bu yönüyle 20 yıllık AKP iktidarının politikaları iflas etmiştir. Deprem günlerinde ortaya çıkan sivil dayanışma ağları, toplumun dayanışma bilinci aslında AKP'nin istediği toplum modelinin gerçekleşmediğinin de somut ifadesidir. Buradan hareketle şunu söylemek mümkün elbette. Yıllardır Kürt Özgürlük Hareketi ve Sayın Öcalan Türkiye'de demokratik özellik önermesi yaptı. Bu iktidar, devleti yönetenler sürekli demokratik özellik önerisine hep Kürt karşıtı, düşmanlaştırıcı, savaş diliyle, ırkçı dille cevap verdiler. Sanki bunun, bu önermenin Kürtlerin kendilerini bu topraklardan, bu toprağın yurttaşlarından, kadim kültürlerinden ayrıştırmak üzerine olduğunu söyledi. Bölücülük söylemleriyle sürekli bu kıymetli önerilerin hepsini tukaka etmeye çalıştılar. Ama bir kez daha görüldü ki bu kadar merkezileşmiş, hatta AKP rejimi döneminde tek adama bağlanmış bütün kurumların, bütün kuruluşların tek adama bağlandığı bir merkezileşme sisteminin aslında işte deprem gibi bir olgu karşısında ne kadar çaresiz olduğunu gördük. Eğer bugün biz depreme doğal afet diyebiliriz, yani deprem bir doğa olayı. Eğer deprem bugün felakete dönüşmüşse, afete dönüşmüşse, aslında depremin felakete dönüşmesinin en temel nedeni AKP saray rejiminin, tek adam rejiminin aslında bütün kurumları, kuruluşları kendisine bağlayan aşırı merkeziyetçi yönetim ve idari yapısıyla ilgili. Yani bunu o yüzden aslında bir kez daha demokratik özellik önermesini bu topraklarda tartışmak zorundayız. Demokratik özellik nedir? Halkın söz ve karar hakkını elinde bulundurmasıdır. Katılımcı demokrasi demektir. Yani aslında bir bütün olarak politika tanımının içeriğinin değiştirilmesi demektir. Politika sadece egemen uluslara, devletlere ait bir alan değildir. Politika toplumun, yurttaşların kendi öz sorunlarının çözümünü odaklandığı, bu çözümü geliştirdiği, günlük yaşamı da içine alan bir örgütlenme alanı, toplumun kendi öz sorunlarını çözme alanı olarak değerlendirmeli. Aslında biz politikaya devletçi, iktidarcı anlayışlar karşısında böyle bir anlam yükledik ve aslında demokratik özellik de toplumun kendisini yerinde, yerelde öz sorunları üzerinden, öz ihtiyaçları üzerinden örgütlenmesi demektir. Ama bu topraklarda hep demokratik özellik önermesine şu muamele yapıldı. Kürtlerin önermesidir. Kürtler bölünmek isteniyor, ayrılmak isteniyor. Aslında tam tersi demokratik özellik önermesi Türkiye halklarının, Kürdistan halklarının, Türkiye emekçilerin, kadınların bir bütün olarak aslında Türkiye ve Kürdistan halklarının birleşme önerisiydi. Kendi öz sorunları, yaşamsal sorunları üzerinden buluşma, birleşme, bütünleşme önerisiydi. Aslında demokratik özerk yönetim modeli olsaydı, yerel yerinden yönetim modeli olsaydı, bugün işte herhangi deprem bölgesindeki bir mahalle ya da bir köy ya da bir ilçe deprem gerçeği karşısında kendi olanaklarını, kendi hazırlıklarını yapmış olacaktı. İlk yani arama, kurtarma, ilk müdahaleden tutalım, kepçe, yani envai çeşit deprem karşısında ihtiyacı duyulan her şeyi o yerel yönetimin kendisi zaten karşılamış olacaktı. Merkezi iktidara, işte tek adamın talimatına gerek duymadan doğrudan kendisi ön hazırlıkları üzerinden, öz örgütlenme üzerinden müdahale etmiş olacaktı. Bir de şöyle düşünelim. Bakın kayyum politikası atandı işte şeyde. Tekrar kayyum atandı. HDP'nin kurduğu merkezi kriz koordinasyonuna. Bir de şöyle düşünelim. Bu devletin, bu iktidarın, özellikle AKP-MHP iktidarının Kürdistan'da Kürt belediyelerine dair kayyumu olmasaydı, bugün HDP'nin onlarca belediyesinde kayyum atanmamış olsaydı, aslında bu demokratik özellikle yerinden yerel fikriyat üzerinden kendisini konumlandıran HDP belediyeleri bugün deprem bölgelerinde bütün ihtiyaçları iddia ediyoruz, bütün ihtiyaçları karşılamıştı. Yani gerçekten toplumda bütünleşmişti ve başka bir şeyi bugün tartışıyorduk. İşte aslında kayyum politikalarının da amacının ne olduğunu bugün deprem günlerinde tekrar anladık. Kendisinin önüne geçmek istiyor. Yani kendisinin önüne geçen, iktidarın önüne geçen, iktidarın meşruiyet zeminini zayıflatan, iktidarı sorgulatan her şeye bu iktidar karşıdır. Çok net karşıdır. Yani bugün aslında tartışmamız gereken temel şeylerden biri o. Yani Kürt sorunu
Türkiye, yani Kürt Özgürlük Hareketi Sayın Öcalan Kürt sorunun demokratik çözümünü önerirken aslında Türkiye halklarının bütünlüğünü, birliğini, ortak geleceğine dair önermeler sundu. Aslında tekrardan deprem günlerinde şu tespiti yapacağız. Bu ülkenin en büyük bölücüleri, en büyük ayrıştırıcıları, en büyük düşmanlaştırıcıları bu iktidarın kendisidir. En büyük toplum düşmanı, en büyük halk düşmanı bu iktidarın kendisidir. Deprem bölgesinde gördük zaten. Bu bizim için çok net. Yani tekrardan bu oyunlara gelmeyelim, tekrardan bu yalanlara kanmayalım. Artık tekrardan bu iktidarın ayak oyunlarına, düşmanlaştırıcı, ayrıştırıcı oyunlarına kanmayalım ve ortak geleceği hep birlikte örelim. Deprem bir kez daha bu topraklarda demokrasinin, özgürlüklerin kalıcı bir hale getirileceğinin, getirilmesi gerektiğinin de dersleriyle dolu. Toplumsal muhalefet bu dersleri yüklenmeli, bu derslerin eşliğinde kendi rolünü oynamalıdır. Depremde ortaya çıkan ilk toplumsal refleksi, dayanışma refleksini, kalıcı örgütlenmelere, kalıcı toplumsal örgütlenmelere vakfetmek zorundayız. Yani bunun temel amacı şu, yani biz devletin, iktidarın bizi kuşattığı, bizi daralttığı alandan çıkmakla işe başlamak zorundayız. Yani o da şu, yani toplumsal muhalefet ve bizler de yerinden yerel öz yönetim, öz yönetim örgütlenmesinin, öz yönetim bilimlerini meclisler, komünler eliyle örgütlemek zorundayız. Aslında yani toplum bu noktada deprem bölgesinde yurttaşlar kendi itibariyle tam da deprem bölgelerinde bizim yıllarca arzu ettiğimiz, önerdiğimiz öz yönetim modelleri ortaya çıktı. Dayanışma ağları, deprem dayanışma ağları ortaya çıktı. Yine birçok yapının orada depremzedelerle birlikte özel özgün örgütlenme içerisinde girdiğini gördük. Ama burada belki de hani depremin bizi hatırlattıkları üzerinden şunu tartışmamız gerekiyor. Politika denen şeyi artık temsili siyasetten daha fazla uzaklaştırmak, çıkarmak, binaların dışına çıkarmak, yani üretim ilişkilerine, üretim alanlarına, köylere, kentlere, aslında toplumun bütün dinamiklerin içerisinde kendisini ifade edeceği bir forma kavuşturmak zorundayız. Deprem bölgelerine özellikle Kürdistan illerinden ilk ulaşanların, yani deprem bölgelerine ilk ulaşanların Kürt illerinden giden Kürtler, Kürt halkının olduğunu, yani böyle bir tespitimiz var elimizde. Yani deprem Adıyaman'da, Hatay'da insanlar bize şunu söyledi. Van'dan, işte Şırnak'tan, Batman'dan, Urfa'dan gelen Kürtler devletten önce bizim yardımımıza koştu. Şimdi Kürt halkının, Kürt'ün deprem alanına hemen hemen herkesten çok ulaşmasının altında yatan tarihsel dinamiği görmek zorundayız. O da şudur, çok net. Kürt Özgürlük Hareketi'nin, Kürt halkının üzerindeki, bilincindeki, bilinçsel oluşumundaki katkısıdır. Yani bu sadece bir birey, yurttaş refleksi değildir. Yani Kürt Özgürlük Hareketi'nin, Kürt Siyasal Hareketi'nin 50 yıllık mücadelesinin Kürdistan kentlerinde, Kürdistan köylerinde, Kürdistan ilçelerinde yarattığı toplumsal bilinçtir. Özgürlük bilincidir, dayanışma bilincidir. İşte Türkiye halkları ve Türkiye'deki siyaset çevreleri bu gerçekle, bu bilinçle tanışmak zorundadır. Bu bilinci kabul etmek zorundadır. Bu bilinçle, bu toplumsal bilinçle buluşmanın yollarını aramalıdır. Zaten bununla buluştuğumuz andan itibaren Türkiye'de ve Kürdistan'da halklar demokratik ve özgürlük geleceğini eline alacaktır. Yani bu iktidarın talancı, gaspçı, soyguncu rejimi karşısında gerçekten özgürlüğü, demokratik yaşamı bu ülkede daim kılacaktır, kalıcı kılacaktır. Yani bir kez daha şunu gördük. Yani Kürt halkında birikmiş toplumsal bilinç, dayanışma bilinci, özgürlük bilinci gerçekten Türkiye halklarının buluşması gereken ve Türkiye'deki bütün siyasal çevrelerin tanıması ve onunla buluşmanın yollarını araması gereken bir olgudur. Deprem bir kez daha bize bunu gösterdi. Yani Türkiye'de Kürtlerin statü mücadelesi, özgürlük mücadelesi ayrıştırıcı değildir. Bölücü değildir. Tam tersi birleştiricidir, bütünleştiricidir. Her türlü sermaye tuzağını boşa çıkarıcıdır. Her türlü iktidar politikalarını boşa çıkarıcıdır. Bu artık bir gerçektir. Yani Kürt halkı bir Türkiye gerçeğidir. Sadece Kürdistan gerçeği değildir. Türkiye gerçeğidir. Ve politikayı belki de tekrardan bu olgu üzerinden, bu gerçek üzerinden kurmanın her zamankinden daha fazla zamanı gelmiştir.